İstanbul Roman Platformu olarak bu açıklamayı gerçekleştiriyoruz. Bu açıklama İstanbul'daki ve Türkiye'deki tüm Roman toplumunun siyasi alanda temsiliyetini ilgilendirdiği için tüm Romanları kapsamaktadır. Tarih boyunca ötekileştirilen ve yok sayılan Romanlar birçok alanda ayrımcılığa uğramış ve ağır bedeller ödemişlerdir. Zaman içerisinde bu durum insan hakkı ihlaline sebep vermekle birlikte dünyanın her yerinde aşılması güç, derin sosyolojik travmalar ortaya koymaktadır. Tarih sahnesinde her zaman yok sayılan Roman toplumu Türkiye'de en önemli, en kadim halk topluluklarından birisidir. Toplumun geleneksel örf, adet, dil ve kültürü bulunmaktadır. Romanlar herkesin ve tüm halk toplulukları tarafından sosyal kabulün içerisindedirler. Buna rağmen hala kronikleşmiş sorunlarını aşamamakta ve Roman meselesini gündeme getirememektedirler. Romanların yoğun yaşadığı bölgelerde insani yaşam koşulları zulüm niteliği taşır ve bu vaziyette de hala devam etmektedir. Ancak ve ancak bu sorunları devlet eliyle çözüme kavuşturmak gerekmektedir. Geldiğimiz noktada altı boş açılımlar, içi boş strateji eylem belgeleri topluma merhem olmamakta ve özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani Atatürk'ün partisinde kendini temsil etme yeteneği maalesef ki ikinci yüzyıla girerken kaybedilmiştir. İstanbul'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Roman yurttaş temsiliyet açısından büyük önem taşımaktadır. Sorunların çözümü noktasında İstanbul'dan sadece bir kıvılcım tüm Türkiye'yi aydınlatacak ve seçimlerin seyrini değiştirecek bu büyük hamle Romanların siyasi eğilimleriyle seçime katkı sağlayacaktır. İstanbul seçimlerinde 27.300 oyla AK Parti'den oy getiren Romanlar İstanbul seçimlerinin seyrini değiştirdiği gibi genel seçimlerde de bu bakış açısını korumak istiyor. Aynı zamanda kendinden birilerini de mecliste görmek istiyorlar. Romanlar meclise! Romanlar meclise! Romanlar meclise! Romanlar meclise! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradan çağrımızdır. İkinci yüzyılda Romanlar mecliste olmalıdır. Ne yazık ki şu anda bütün bu meclisteki temsiliyet elimizden alınmıştır. Önceki dönem İstanbul 12. sıradan bir temsiliyetimiz varken bugün açıklanan listelerde bu temsiliyetin de Roman toplumunun elinden alındığı görülmektedir. Buradan açık çağrımızdır. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, lütfen gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ediyoruz. Romanlar meclise! Romanlar meclise! Romanlar meclise! Romanlar!